Herkese merhabalar. Anlatım bozukları konusunu bir taktik 16 soruyla sizlerle beraber öğreneceğiz. Hemen videomuza geçeceğim ama öncesinde sizlerin yorumlarınızı okuduk arkadaşlar. Zaten biz bütün bu videoları hazırlarken, bütün bu kampları hazırlarken önce sizlerin yorumlarına bakıyoruz. Ve tabii ki de ÖSYM'nin sorularına bakıyoruz. ÖSYM ne sormuş, ne sorabilir? Sınavda ne çıkmış, ne çıkabilir? Mesela anlatım bozukları alakalı birçok arkadaş, hocam sınavda çıkmıyor demiş ama bakın 2018'de anlatım bozukluğu sorusu 4. soruydu arkadaşlar onun 10. A kitapçığında. Ve hatta 2020'de yine ikinci Türkçe sorusu bu parçada numaralanmış sözler hangisi yanlış kullanılmıştır derken deyimin yanlış kullanılmasıyla alakalı bir anlatım bozukluğu vardı. Hangisi anlatım bozukluğu vardır diye soru sormadılar diye 2020'de, 2019'da, 2018'de anlatım bozukluğu yoktu zannetmeyin. Anlatım bozukluğu iki sebepten oluşur. Bir, diriksine dayalı, bir anlama dayalı. Anlama dayalıyı bir şekilde anlatım bozukluğu demeden soruyor bize ama dil bilgisine dayalıydı biz hem dil bilgisini tekrar etmek hem ögeleri tekrar etmek hem de konuyu bir kez daha öğrenmek adına şimdi göreceğiz. Bu arada yine sizin yorumlarınıza gördüğümüz başka bir şey. Hocam ben hedef 12 kampını kaçırdım, yaz kampını kaçırdım. Ne yapmalıyım? Nereden girmeliyim? Birincisi arkadaşlar endişelenmeyin. Bizler sizler için TYT ve AYT'yi en az 3 kez tekrar edeceğiz. Yani zaten hedef 12 kampında TYT başlamıştık, yaz kampıyla ilerlemiştik. Hızlanış kampında da TYT'de hızlanırken Eski konulara zaten geri dönüşler yapacağız. Hızlanış kampı ile yükseliş kampı arasında sizler için TYT ile alakalı soru çözüm kampları yapacağız ve bol bol soru çözeceğiz. Zaten hızlanış kampında da bol bol sorular çözeceğiz. Aynı şekilde yükseliş kampında baştan sona TYT tekrar etmeklerimizi yükselteceğiz. Burada da yine son tekrar kampında bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Aynı şey AYT için de geçerli. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Bizler sizlerin kazanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de gayret gösterdiğinizi biliyoruz. Zaten bir insan oturup da YouTube'da video izliyorsa çalışkandır hayalleri, hedefleri olan ve muhtemelen de inşallah hayallerine ulaşacak bir öğrencidir. Şu anda ben bir üniversite adayına yani muhtemelen üniversiteyi kazanacak olan bir kişiye ders anlattım bildiğim için. Hocam biz biliyoruz Sıfat Zamir geç bunları dediğinizde hisseder gibiyim. Hemen başlayalım. <laughs> Şimdi anlatım bozukluğu iki şekilde kaynaklanıyor. Bir diye bilgisine dayalı bir de anlama dayalı demiştik. Buna bağdaşıklık ilkesine aykırılık, buna da bağlaşıklık ilkesine aykırılık diye sorabilirler. Milletin Bakanlığı kitaplarına buna benzer kavramlar geçiyor. Buradaki yöntemimiz şu. İki salla bir bağla. Bu biraz dikkat gerektiriyor. Zaten 2018'de ve 2020'de bunu sordular. 2018'de gereksiz sözcük bulunan cümleyi aşağıdakilerin hangisi gereksiz sözcük vardır diye değil de bu parça eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır diye sordular. 2020'de yani geçen geçen seneki sınavda da belki bazılarınız girdi. Bakın 2020 Cumartesi sınavı. Ee, burada da anlama dayalı bozukluğu sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır derken işte paraya kıymak, hine oğlu hin, helal sütlenmiş, görmüş geçirmiş, cebinde akrep var deyimlerinden bir tanesini yanlış bir ifadeyle birlikte kullandılar. Yanlış bir açıklama verdiler. Dolayısıyla sana kızmıyoruz, aksine seni çok seviyoruz dediğimizde burada aksine seni çok seviyoruz dediğimizde iyili şeyler nesne eksikliği olacak. Yüzünü yıkadı, Yüzüne krem sür dediğimizde e'li şeyler dolay tüneş eksikliği olacak. Yaralının sargıları alındı, yaralı taburcu edildi. Dolayısıyla burada da özne eksikliği olacak. Burada gözlerimizi dört açacağız. Gerçekten anlama dayalılarda birazcık dikkatli olacağız. Ama dil bilgisine dayalılarda iki sağla bir bağla yeterli. Ne demek hocam? Bu şu demek. Eğer bir cümlenin içerisinde virgül varsa, ve bağlıcı, ama bağlıcı ya da fiilimsi varsa. Yani cümle birleşik ya da sıralı bir cümle ise burada iki salla bir bağla yöntemini kullanıyoruz. Her konuda size güveniyoruz, her konuda size yardım bekliyoruz değil. Sizden yardım bekliyoruz dememiz gerekiyor. Burada sizden yani dolaylı tümleş eksik. Her konuda size güveniyor, sizden yardım bekliyoruz. Her konuda size güvenerek sizden yardım bekliyoruz. Her konuda size güveniyoruz ama sizden yardım e, beklemiyoruz demiş. Bu sefer beklemiyoruz demiş. Şimdi burada şu çok önemli. Bakın güvenerek bağ fiili... ...bağlaç, virgül bunların hepsi benzer kapılara çıktığını bileceğiz. Şimdi hemen başlayalım artık. Nesne eksikliğini demek ki neydi? Onu, sizi, orayı, ığlı şeylerin eksik olduğunu göreceğiz. Rakibine baskı yapıyor, rakibini yani onu sindirmeye çalışıyordu. Sorulara göz attı, soruları yani onları bir çırpıda çöz diyorsak burada nesne eksikliği var. Hemen sorumuz gelsin. Annesinin resmine uzun uzun baktıktan sonra çantasına koydu. Annesinin resmine uzun uzun baktıktan sonra bak baktıktan filmsi var... Annesinin resmini çantasına koy değil. Sonra onu çantasına koy dememiz lazım. Dolayısıyla nesne eksikliği var. Arkadaşlar hızlanış kampımıza da bundan sonra kamplarımızda da sizin isteğiniz doğrultusunda daha zor, daha seçici ve daha fazla soru çözeceğimiz de bir kez daha burada yinelemek istiyorum. Geldik dolaylı tüm eksikliğine. Burada da ED denli eksik olacak. Yani size, size, sizden, oraya, orada, oradan, ona, onda, ondan gibi. İşimize dört elle sarılmalı, işimizden yani ondan zevk almalıyız. Bu şehri çok seviyor, bu şehirden, oradan ya da buradan, şehirden ayrılmak istemiyor diyeceğiz. Yine dolaylı eksikliği. Hemen sorumuz gelsin. Hangisinde dolaylı tümleş eksikliğinden doğan bir anlatım bozukluğu vardır? Meydanın ortasında büyük ve güzel bir heykel vardı. Burada bozukluk yok. Göl kenarında çok güzel piknik alanları vardı. Burada bir şey yok. Keşke beni bir kere dinlesen birazcık inansan bak. Beni dinlesen diyebilirsin ama beni inansan olmaz. Bana birazcık inansan diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan. Bu fabrikada çok güzel bir çalışma ortamı gördüm. Neredeyse tam olarak 10 yıl oldu biz buraya geleli. Hem neredeyse demiş hem tam demiş. Bu da da başka bir şey var. Anlama dayalı birbiriyle çelişen ifadelerin bir arada kullanılması. Geldik zaten eksikliğine. Burada da onunla seninle gibi sözcükler eksik olacak. Mesela onu çok iyi tanırım ama anlaşamam. Onu çok iyi tanım ama onunla anlaşmam olacak. Veyahut da burada olduğu gibi zaman zarfları eksik olabiliyor. Mesela hiçbir zaman bizi üzmedi. Bize hep destek oldu. Yani hiçbir zaman destek oldu olmaz. Sürekli sağa sola koşuşturuyor. Ee, hiç durmuyordu bak. Sürekli durmuyordu olmaz. Sürekli burada kullanabilirsin ama burada kullanamazsın. Çünkü olumlu bir zarf anlamı katıyor. Hemen sorumuza bakalım. <laughs> Yüklemi zar tümleci gerektiren cümlede bu ögenin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Hangisi de böyle bir anlatım bozukluğu vardır diyor. Her zaman bizi düşündü. Eyvallah Allah razı olsun. Kendini düşünmedi. Her zaman kendini düşünmedi olmaz. Hiçbir zaman kendini düşünmedi dememiz gerekiyordu. Burada da yine zar tümleci eksikliği var. Kapıyı yavaş açtı. İçeri süzüldü. Az eğimli bir arazi zorlukla ilerliyoruz. Hemen eşyalarımızı toplayıp yola koyuluyoruz. Baharda doğa canlanır. Bunlar da e, ...zar tümleci eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yok. Geldik özne eksikliğine. Burada da özne eksik olacak. Hiçbiri ihtiyara yardım etmedi. Bak yardım etmedi. Yoluna devam etti. Hiçbiri devam etti olmuyor. Bak hiçbiri yardım etmedi diyebiliyoruz ama hiçbiri devam etti olmuyor. Dolayısıyla hepsi yoluna devam etmemiz lazım. Demek ki ikinci cümleye geçişte özneyi soracaksın. Bunun öznesi nedir diyeceksin. Mesela sporcun ayağı kırıldı. Geçmiş olsun. Hastaneye götürüldü. Şimdi e, kim götürüldü diye sorduğumuz zaman sporcu götürüldü ama yazmıyor. Sporcunun ayağı götürüldü gibi oluyor. Dolayısıyla sporcunun ayağı kırıldı. Sporcu hastaneye götürüldü dememiz lazım. İkinci cümlede özen eksik olabilir. Hemen sorumuza bakalım. Tolstoy'un Anna Karenina adlı romandaki yazım yanlışları düzeltilecek ve önümüzdeki ay yeniden basılacak. Bak ne düzeltilecek? Anna Karenina adlı romandaki yazım yanlışları düzeltilecek. Ne basılacak? Yazım yanlışları yeniden mi basılacak? Hayır. Roman yeniden basılacak. Dolayısıyla ve önümüzdeki ay roman yeniden basılacak demesi lazım. Burada da yine özne eksikliği var. Ben hızlı gidiyorum. Sizler soruları durdurup yavaşça çözebilirsiniz. Geldik yüklem eksikliğine. Bu sefer iki sala bir bağlı yaptığımızda yüklem eksikliğini görmemiz lazım. Siz hemen aşağı onlar yukarı çıksın. Siz hemen aşağı inin onlar yukarı çıksın dememiz lazım. Daha çok belgesel filmleri ve tarihi romanlar okuyorum. Şimdi tarihi romanlar okuyabilirsin. Çok güzel ama belgesel filmleri okuyamasın. Belgesel filmleri izliyorum ve tarihi romanları okuyorum dememiz lazım. Hemen sorumuz geldi. Kişi başına düşen milli gelirin az olduğu ülkelerin vatandaşları tatile hiç ya da çok az kaynak ayırıyor. Tatile hiç kaynak ayırmıyor. Bak hiç kaynak ayırıyor olmaz. Hiç kaynak ayırmıyor ya da çok az kaynak ayırıyor dememiz lazım. Bu cümlede yine yüklem eksikliği var. Arkadaşlar şu çok çok önemli. Bol bol soru çözmemiz gerektiğini zaten biliyorsunuz. ÖSYM'deki çıkmış tüm soruları çözdüğünüzde yine bizim gramatik dil ee, bilgisayarımızdaki soruları çözdüğünüzde anlatım bozukluğu alakalı veya diğer dil konuları alakalı. Buradaki zor ve ötesi soruları çözdüğünüzde soruların çözümlerini hocalardan dinlediğinizde artık sizden hiçbir şey kurtulamaz. Ne kadar çok yanlış? ...o kadar az yanlıştır gerçek sınavda. Neden? Çünkü sınavdan önce yapılan her bir yanlış... ...ve onların çözümünün dinlenmesi... ...bizi sınavda yapabileceğimiz yanlışlardan korur. Yeni evleri burada da... ...idi, imiş, ise gibi... ...şeyleri eksik göreceğiz. Ek eylemleri eksik göreceğiz. Yeni evleri geniş, üstelik pahalı değilmiş. Şimdi evleri pahalı değilmiş ama... ...geniş değilmiş gibi oluyor. Yeni evleri genişti... Değiş, ...genişmiş özür dilerim. Yeni evleri genişmiş, üstelik pahalı değilmiş dememiz lazım. Burada olumlu, burada olumsuz. Olumsuz ek fiil olumlu cümlede kullanamaz. Yemekler çok lezzetli fakat sıcak değildi. Şimdi yemekler sıcak değildi ama lezzetliydi. O zaman yemekler çok lezzetliydi fakat sıcak değildi dememiz gerekiyor. Ha şöyle diyebilirsin. Bakın burada bir bozukluk yok. Onu da söylemek istiyorum. Yemekler çok lezzetli ve sıcaktı diyebilirsin. Bu tamam. Bu, bu da olumlu. Bu da olumlu. olduğu için bunu kullanabilirsin. Ama birinde olumsuz bir ek kullanılmış. Dolayısıyla buraya kullanamayız. Hemen sorumuza bakalım. Biri olumlu, dire, diğeri olumsuz iki yargı bir araya getirilirken ek fiilin unutulması anlatım bozukluğuna yol açar diyor. Hangisi bunun örneği vardır? Saçı kısaydı, kilosu da fazla değildi. Bak değildi demiş, kısay demiş. Her ikisinde de kullanmış ek fiili. Burada sıkıntı yok. Yeni asistanımız çok bilgili ama tecrübeli değildi. Tecrübeli değildi diyor, bilgiliydi demek istiyor esasında ama burada kullanmadığı için anlatım bozukluğuna yol açmış. İnşallah arkadaşlar tüm videolarımızı dikkatli bir şekilde izlediğinizde söylediğimiz kaynakları, söylediğimiz soruları, ÖSYM'nin sorularını çözdüğünüzde ve bütün bu kampları tekrar ettiğinizde emin olun hiçbir şekilde kursa dershane gitmeden sınav anında en güzel netleri, en güzel doğrular yapacaksınız. Zaten sınav anında yalnız olacaksınız. Şu anda da yalnızsınız. Şu anda beni dinlerken muhtemelen yalnız bir şekilde dinliyorsunuz. O yüzden ders çalışırken de, soruları çözerken de, videoları izlerken de dikkatli bir şekilde kendinize güvenin, bizlere inanın. İnşallah çok güzel sonuçlar gelecek. Geldik yeni bir soruya. Daha doğrusu yeni bir konuya. Tamlama yanlışları. Şimdi isim tamlamaları ve sıfat tamlamaları aynı tamlanana bağlanamaz. Çünkü isim tamlamalarında mutlaka tamlanan iyilik iki alırken sıfat tamlamalarında da alamaz. Mesela şöyle düşünün. Sınav sözcüğünü düşünün. Sınav sözcüğüyle hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması yapalım. Eğer zor sınav derseniz sıfat tamlaması olur. İyi sınav derseniz sıfat tamlaması olur. Ama Türkçe sınav diyebilir misiniz? ya da fen sınav diyemezsiniz. Ne demeniz gerekir? Türkçe sınavı demeniz gerekir. Fen sınavı demeniz gerekir. İşte buradaki iyilik iki isim tanımlamasının en büyük garantisidir. Aynı şekilde sağlık açısından ne açısından? Sağlık açısından diyemezsin. Ama ekonomik açısından diyemezsin. Ekonomik açıdan ve sağlık açısından demek lazım. Bu sıfat, bu isim. Sıfat ve isim aynı tamlarına bağlanamaz. Dolayısıyla burada hata var. Bazen de Ayakkabı ve domates salçası ihraç ediyoruz demiş. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Domates salçası ve ayakkabı ihraç ediyoruz dememiz lazım. Niye? Çünkü diğer türlü ayakkabı salçası oluyor. Ki lezzetli değil. Ben baktım zaten hiç güzel değil. Tamlayan eksikliğine baktığımızda ise yine buralarda onun eksik olacak. Bu kitabı çok kısa sürede yazmış. Bu yüzden bazı bölümlerini değiştirecekmiş. Neyin bazı bölümlerini? Kitabı bazı bölümlerini Halbuki bu yüzden onun bazı bölümlerini değiştirecekmiş dememiz lazım. Bu da yine üniversite çıkmış. Sözünü ettiğin yere ne gittim? Ne de adresini bilirim demiş. Sözünü ettiğin yere ne gittim ne de onun adresini bilirim dememiz lazım. Tamlayan eki eksikliğinde ise bu sefer okullar çocukların yani kelime kendisi tamam da eki eksik. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Okullar çocukların sosyalleşmesini sağladığı su götürmez bir gerçektir. Bak okulların çocukların sosyalleşmesini sağladığı niye? Çünkü okulların sağladığı ınının, I, bu bağlantıyı dikkat edin demiştik. Hem fiilimsiler yan cümle oluşturduğunda hem de tamlamalarda hem de ögeleri, cümleyi ögelerini ayırırken karşımıza çıkabilir demiştik. İşte bu bağlantı bazen tamlayan iki eksikliğinde de karşımıza çıkıyor. Geldik sorumuza. Hangisi anlatım bozukluğu vardır diyor. Kültür ve sanat üzerine yazılar yazıyordu. Kültür üzerine yazılar yazıyordu, sanat üzerine yazılar yazıyordu. Burada bir bozukluk yok. Milli kültürümüzü yeteri kadar tanımıyoruz. Burada bozukluk yok. Yazıları toplumda yankılar uyandırırdı. Burada bozukluk yok. Araştırmalarına tanzimat döneminden başlamıştır. Burada bozukluk yok. Sanatçı hem eski hem batı kültüründen yararlanmalıdır. Bak batı kültüründen yararlanabilir ama eski kültüründen olmaz. Hem eski kültürden eski kültür sıfat tanımlaması hem de batı kültüründen bu da bir isim tanımlaması olmuş oluyor. İsim ve sıfat aynı tanımlanana bağlanamaz. Özellikle uyumsuzluğuna baktığımız arkadaşlar bu sefer şahıs uyuşmazlığı, tekillik çoğunluk uyuşmazlığı ve olumluluk olumsuzluk uyuşmazlığı var. Şimdi Sokak köpekleri nedense çok havlıyorlar diyemeyiz. Türkçede öğrenciler geldiler diyebilirsiniz. Öğrenciler geldi diyebilirsiniz. Ama kuşlar uçuyorlar diyemezsiniz. Ayaklarım ağrıyorlar, kollarım ağrıyor. öyle bir şeyler diyemezsiniz. Türkçede e, çoğul da olsa cansız varlıklar, topluluk isimleri çoğul yüklemle kullanılamaz. Yani halk toplandılar diyemezsiniz. Bu düşünceler gençlere zarar veriyorlar diyemezsiniz. Zarar veriyor diyeceksiniz. Şiri herkes bende olumsuz bir şey söylemedi. Bak Herkes beğendi diyebilirsin ama herkes söyleme diyemezsin. Kimse olumsuz bir şey söyleme dememiz lazım. Herkes hepsi gibi özenerle olumlu yüklemler. Hiç kimse hiçbiri kimse gibi özenerle de olumsuz yüklemler kullanılır. Oraya sadece ben ve Metin gittim. Burada da şöyle bir şey var. Gittik demek gerekiyor. Türkçede ben ve sen, ben ve o birlikte özne olduklarında yüklem biz olur. Aynı şekilde sen ve o, sen ve onlar birlikte özne olduklarında yüklem daima siz olur. Bunları sen ve Cenk götüreceksiniz dememiz lazım. Niye? Ben gittik olmuyor. İşte daha doğrusu ben ve Metin gittim diyordu yani. Ya Metin gittim olmuyor ya da Metin gitti de olmuyor mesela. Ben ve Metin gitti. Biz bunu genellikle böyle deriz, Türkçe'de. Metin gitti diyebilirsin ama ben gitti olmuyor. Dolayısıyla ikisi birlikte biz olması lazım. Hemen sorumuza bakalım. Kitaplar içinde bulunduğumuz karanlık denizden çıkıp ışığın sahillerinde dolaşmamızı ve ışığın aydınlığında yaşamamızı sağlarlar. Bak özne ile yüklemi birbirinden uzaklaştırmış unutturmuş. Kitaplar sağlarlar dese hemen anlarız ama kitaplar sağlarların arasına bir sürü sözcük koyaraktan kafamızı karıştırmış. Dolayısıyla burada e, yüklemindeki üçüncü çoğul kişi iki çıkarılması lazım. Niye? Çünkü cansız varlıklar bir şekilde buradan çıkarılması lazım. E, şey, çoğul yüklemle kullanılmaz. Çatı uyuşmazlığına baktığımızda eğer yüklem etkense burası da içeride edilgen çatılı bir yan cümle varsa bu birbiriyle uyuşmaz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Emeklilerin maaşları ödenmeye başladı. Allah Allah. Ya emeklilerin maaşlarını ödemeye başladı demel lazım ya da ödenmeye başlandı demek lazım. Çöp tenekesinde yırtıp atılmış birçok önemli evrak vardı. Çöp tenekesinde yırtılıp atılmış birçok. Niye? Atılmış edilgen, yırtıp etken. Bu olmaz. Burada da düzeltme lazım. Hemen sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu vardır? Bu adayı gezmek için en doğru tercih bisiklet kiralamaktır. Adanın arka tarafına dönünce güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Deniz kıyısına inen asfalt yol iyi bir bisiklet parkuru. Bu yoldan hiç sapmadan gidilirse aradığınız iskele meydana çıkarsınız. Ha bak. Çıkarsınız siz etken ama gidilirse diyor bu edilgen. Sapmadan giderseniz aradığınız iskele meydana çıkarsınız siz. Bu da etken bu da etken olması daha mantıklı. O yüzden cevabımız denizli gibi. Adadan hemen ayrılmak yerine çiçeklerle süsü bahçeleri gezebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Geldik anlama dayalı bozukluklara. Az önce söylediğim gibi videomuzun başında söylediğim gibi hem 2020'de hem 2018'de hem önceki yıllarda hep anlama dayalı bozukları daha fazla sormuşlar. Eskiden daha çok dil dayalı çıkıyormuş ama biz yine de işimizi sağlama alacağız. O yüzden onlara da değindik. Şimdi ben burayı da kısa bir sürede anlatalım ve sonrasında da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Gereksiz sözcük kullanılmasında orada yaklaşık 3-4 gün kalacağız dediğimizde... ...3-4 zaten yaklaşık anlam veriyor. E bir de yaklaşık kelimesini kullanmışsın. Bu gereksiz. Ya bunu atacaksın ya da yaklaşık 4 gün diyeceksin. Neşeli, çalışkan, şen bir öğrenciydin. Bu da ÖSYM'nin sorduğu bir cümle. Neşeli ve şen aynı anlama geliyor. Mesela 2018'deki soruda onu diyor. Cümledeki sözcüklerin arasına yerli yersiz sıfat yerleştirmenin... ...metnin bir özelliği olduğunu sanan yazar adayları var. Böyle eğer sıfatları üst üste eklerseniz... Ee, dikiş izleri oluyor yani. Elbisenin üzerinde dikiş izleri belli olmuş. Yani gerek sözü kullanılmış oluyor diyor. Buna benzer bir şey hangisine vardır diye soruyor. Aydınlık ve ışıklı bir sabah uzanmaktan böyle aynı şeyleri üst üste kullanmış. Soruyu çözmeyeyim siz kendiniz çözüp kendiniz görün nasıl geldiğini. Bu da yine ÖSM sorusu. Taraflar arasındaki mevcut ikililik taraflar arasında ikililik giderdi. İkilik gitti yani. Daha mevcuta gerek yok ki. Bu iki konu arasında küçük bir nüans farkı var. Nüans zaten fark demek. Ya farkta ya nüans da. Aldığı kitapları hala geri iade etmemiş. Zaten ileri iade olmaz. Burada da yine gereksiz bir sözcük var. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aynı anlama gelen sözcüklerin bir birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Hangisine vardır? Montaigne'in denemelerini yeniden bir daha okudu bak. Yeniden bir daha okudu diyor. Ya yeniden okudu de ya bir daha okudu. De. Niye ikisini kullanıyorsun? Bu gereksiz sözcüğe sahip. Montaigne'in su gibi akan satırları insan etkiliyor. Yazar eserine insanın temel sorunlarına odaklanmış. Bir kitap insanı değiştirebilir. Kitabı ilk kez ise de okumuş. Bunlarda bozukluk yok. Geldik sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasına. Fiyatlar çok pahalı olduğundan fazla bir şey alamadık. Bak fiyatlar değil ürünler pahalı olur. Burada fiyatlar çok yüksek olduğundan demesi lazımdı. Ya da ürünler demesi lazımdı. Dolayısıyla yanlış kullanılan bir sözcük var. Bu konuda gençler azımsamak çok yanlış. Azımsamak değil küçümsemek çok yanlış demesi lazımdı. Neden? Çünkü azımsamak ölçülebilir şeylerde oluyor. Burada ise küçümsemekten bahsediyorum. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Öğretmenimiz Marmara bölgesini kaplayan bir harita ile sınıfa girdi. Marmara bölgesini kaplayan değil, Marmara bölgesini kapsayan bir harita demesi lazımdı. Dolayısıyla burada da kaplayan sözü yanlış kullanılmış. Kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Hemen çelişen sözcüklerin birer dikte kullanılmasına bakalım. Aşağı yukarı tam 70 davetli vardı bak. Aşağı yukarı %50 veriyor. Tam ise %100 veriyor. Çelişkim. Çocuklar okul bahçesine yavaş yavaş giriverdi. Giriverdi hemen girdi demek yavaş yavaş tık, bu da bir çelişki olmuyor. Elbette birlikte gitmiş olabilirler. Genellikle hep aynı hatalar yapıyorum. Bunlar hep birbiriyle çelişen ifadeler. Şuna dikkat edin. Aşağı yukarı aşağı yukarı tam 5 kişi vardı derseniz bu bir çelişkidir arkadaşlar. Aşağı yukarı 3-5 kişi vardı derseniz bu bir gerek sözcük. Aşağı yukarı 3-5 kişi var derseniz bu gerek sözcük. Çünkü burada Tam ve aşağı yukarı çelişiyor. Burada ise gereksizlik var yani. Geldik başka bir soruya. Elbette beni heyecanlandıracak. Bulunabilir sergide. Bak hem elbette demiş hem de bulunabilir demiş. Bu bir çelişki. Biz çelişki arayacağız. Sergi için sanat dünyasının saygın isimleri ve öncü sanat kurumlarıyla işbirliği yapıldı. Hmm. Bir sanatçının tarihi ve dolasıyla da insana karşı sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Son iki yıldır çok anlamlı diyebileceğimiz bir dil kullanıyorum eserlerimde. Eminim ki iyi bir eğitim alsaydı belki de daha nitelikli eserlere imza atardı. Hem eminim diyorsun hem de belki de diyorsun İşte burası çelişki olmuş oluyor. Geldik sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına. Yağmurun durması üzerine yıkılan köprü tamir edildi. Bak yıkılan köprü yağmurun durması üzerine yıkılmadı. Ee, yağmurun durması üzerine ifadesini buraya almamız lazım. Yıkılan köprü yağmurun durması üzerine tamir edildi. Bu parçayı yeni doğan halamın kızı için istiyorum. Halası yeni doğmamış. Bu parçayı halamın yeni doğan kızı için istiyorum dememiz gerekiyor. Burada yine anlatım bozukluğu var. Sözcük yanlış yerde kullanılıyor. Türkçe'de en başta özne, sonra nesne, sonra dolay tümleş, sonra zar tümleş, sonra yüklem gelir. Bu Türkçe'nin en kurallı halidir arkadaşlar. Hani kurallı cümle yüklemi sonunda, devrik cümle yüklemi sonunda olmayan diyoruz ya. Türkçe'nin en kurallı hali budur. Mesela ağrısız diş çekilirdeki bozukluğun sebebi budur zaten. Niye çekilir yüklem? Diş özne ağrısız zar tümleci. Bu ikisinin yeri yanlış. Yani normalde bunun buraya alınması lazım. Niye? Çünkü ağrısız diş çekmek istemiyor adam. Dişi ağrısız çektiğini söylemek istiyor. O yüzden burada zar tümleci özneden sonra gelmesi lazım. Gelelim buraya. Uzmanlar çok fazla teknolojiyle haşır neşir olan yeni kuşağın tablet ve akıllı telefonlar sayesinde bilgiyi kaynağından öğrenme becerisini geliştirdiğini ileri sürüyor demiş. Şimdi uzmanlar çok fazla teknolojiyle aşırı neşir olan değil. Teknolojiyle çok fazla aşırı neşir olan. Buradaki çok fazla sözcüğü sıfat değil zarf olmalı. Çok fazla teknoloji teknolojiyle çok fazla aşırı neşir olan demesi lazım. O da e, burada denizli seçeneğini arkadaşlar. Geldik deyim yanlışına ki geçen sene de deyim yanlışlığı diye değildi. Deyim yanlış yerde e, yani yanlış açıklanmıştır diye sorular 2020'de. Akşama kadar yürüdüğümüzden dizlerimizin bağı çözüldü. Bakın bu zor bir soru. Dizlerin bağı çözülmesi arkadaşlar korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamına gelir. Burada ise dizlerimize derman kalmadı. Ayaklarımıza kara sular indi demesi lazım. Dolayısıyla burada yanlış bir deyim kullanılmış. Onu ikna edinceye kadar ağzında tüy bitti. Ağzında tüy bitti değil dilimde tüy bitti. Deyimlerde asla kelime değiştirilmez. Hemen sorumuza bakalım. Deyimin gerek anlam gerekse biçimce yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Hangisi de bunun bir örneği vardır diyor. Çocuklarının eğitimi için elinden geleni ardına koymazdı. Bak elinden geleni ardına koymamak yapabileceği bütün kötülükleri yapmak anlamına geliyor. Burada olumsuz bir şey için kullanılması gerekirdi. Halbuki olumlu bir şey yapmış. İnsan çocukların eğitimi için canını feda eder. Bundan bahsediyor. Dolayısıyla bu anlamsız elinden geleni yaptı demesi lazımdı. A'da deyim yanlış kullanılmış. Anlam belirsizliğine baktığımızda ise genellikle senin ve onun karışır. Senin mi onun mu diye karışır. Kitaplarını ben almıştım. Senin kitaplarını mı onun kitaplarını mı? Gazeteci kadına birkaç soru sordu. Gazeteci kadına birkaç soru sordu? Yoksa gazeteci kadına bir tane adam birkaç soru mu sordu? Bil, anlaşılmıyor yani. Resmini gazetede gördüm. Senin resmini mi onun resmini mi? Belirsizlik. Cümlelerin hangilerinde kişi zamirinin yani senin ve onunun kullanılmamasından kaynaklı anlam belirsizliği vardır? Türk romanının önemli yazarlarından birini hayatı, eserleri ve fikirleriyle analiz ediyor. İnsanın yaşadığı mekan, insanın yaşadığı mekan hayatı nasıl algıladığını ve anlamlandırdığını göstergesidir. Kitabını sahaflar içerisinde küçük bir dükkanda bulmuşlar. Bak senin kitabını mı bulmuşlar yoksa onun kitabını mı bulmuşlar belli değil. 3 olacak cevaplarımızın içerisinde. Üniversiteden ayrılacağını duyunca hepimiz çok üzüldük. Senin ayrılacağını mı onun ayrılacağını mı? Burada da yine senin ve onun karmaşası var. O yüzden cevabımız 3'e 4. Kent manzarasının en iyi izlendiği yerdir burası. Burada bir sıkıntı yok. Geldik mantık ve sıralama hatasına. Burada da mantıksızlık olacak. Birinci geleneksel Sivaslar Yemen'e hoş geldiniz. Kardeşim birincisi geleneksel nasıl oluyor ki? İkinci, üçüncü defada da olması lazım. Cenk, Ata, Melih ve Çetin ardından üçüncü oldu. Şimdi Ata, Melih ve Çetin ardından üçüncü değil dördüncü olabilir. Burada da mantık hatası var. Başkanlık seçimini 90'a karşı 70 öyle kazandı. 70'e karşı 90 öyle kazanır. 90'a karşı 70 öyle kazanılmaz. Koronavirüs ölüme hatta zatüre yol açıyor. Allah korusun zatürre hatta ölüme yol açıyor dememiz lazım. Bu parsaki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatım bozukluğu vardır diyor. Ahmet Müsef Efendi'nin Beykoz'daki yalısını görenler yalının orta kattaki büyük kütüphanede mutlaka değinirler. O sıralarda Velet Çelebi eviyle kütüphanesini bir yangına kaybetmiştir. Durumu öğrenen Mithat Efendi derhal kütüphanesinin anahtarlarını Velet Çelebi'ye teslim edip kütüphanem sizindir diyerek onu çalışmaya teşvik eder. Velet Çelebi hatıralarında bu kütüphanede yazma eserlerinin dışında binlerce cilt eser olunan söz ediyor. Kütüphane günümüze yabancı turistlerin hatta yerli turistlerin bile ilgisini çekiyor yerli turistlerin zaten çeker. Ahmet Yusuf Efendi bizim ama burada yabancı turistlerin bile ilgisini çekmesini demesi lazımdı. Dolayısıyla yabancı turistlerin değil yerli turistlerin önce gelmesi lazımdı. O yüzden cevabımız Edirne. Yerli turistlerin hatta yabancı turistlerin bile ilgisini çekiyor dememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar videomuzun en başında söylediğim bir kez daha söylüyorum. TYT ve AYT'yi sizler için en az üç kez tekrar edeceğiz. Lütfen Bizleri çok ciddi bir şekilde takip edin. Ödevlendirmeleri Gri Koç kanalından mutlaka yapacak zaten. Ee, çok güzel bir şekilde. Bizler sizlere mutlaka bunları duyuracağız. Hem sosyal medyamızdan hem de bildirimlerimizden biz takip ederseniz... ...sizleri çok güzel bir şekilde üniversiteden hazırlayacağız. Yapmanız gereken tek şey ödevleriniz. Üniversite sınavına çıkma soruları, gramatik soruları... ...veyahut da elinizdeki kaynaklardaki soruları güzel güzel çözmek. Ve bizler videolarımızı hazırlarken, sorularımızı hazırlarken... ÖSYM'nin sorularına ve sizlerin yorumlarına mutlaka bakıyoruz. Hocam daha fazla soru, daha zor soru istediğinizi duyuyoruz. Hocam daha yavaş anlatın dediğinizi de duyuyoruz. Hiç endişelenmeyin. Bizler arkadaşlar sizler için elimizden geleni yapacağız. Sizlerin de kazanacağınıza eminiz. Şimdi ee, şurayı bir kez daha şu ödüllü soru, geçen haftanın ödüllü sorusunu gösterelim. Havalar soğuyunca evimizin bahçesi kava karşıları erkenden sarardı. Hangi söylenemez? Özde bir at takımıdır. Ne erkenden sarardı? Kava karşıları. Doğru. Doğru. Yüklem oluş fiildir. Sararmak oluş fiili. Doğru. Birden çok zar tümleci vardır. E, havalar soyunca sarardı. Erkenden sarardı. Bu da doğru. Nesne yüklem ilişkisine göre geçilidir. Onu sarardı diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O yüzden bu yanlış. E, kava karşıları kendisi sarardı. O da etken çarşıldır diyebiliriz. Zor bir ödüllü sorumuz var. Bakalım yapabilecek misiniz? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>